ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bin Mesud'a bana Kur'an oku demişti. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken sana mı Kur'an okuyayım demişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbni Mesud Nisa suresini okumuş, bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim, seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların hali nice olur. Şimdi yeter demişti. İbni Mesud gözlerini kaldırıp bakmıştı sana. Gözyaşların mübarek sakalına inmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semadan. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş ve onu övmüştün. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ederim ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde, sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der, cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Sonra kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ebu Derda düşer gönlümüze. Keşke ailemin koçları olaydım da kendilerine misafir geldiğinde beni yedirselerdi der. İmran bin Husayn düşer gönlümüze. Keşke bir tepede kül olaydım da fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki aklıma geldiğinde gelip seni görmese canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki ahirette de yanında olayım. Sen de kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştun. Abdurrahman bin Sa'd anlatıyor ya Resulallah. Diyor ki bir gün Ömer'in oğlu Abdullah'la otururken ayağı kasılıp kaldı. Ayağına ne oldu dedim. Şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzattı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürermiş. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki, Allah ve Resulünün sevgilisi olmak isteyen doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyub el-Ensari ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur.
mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır. O'nun ortağı yoktur.